Niye darlanıyorsun gurbet zor diye? Çilen Resulullah'tan daha mı büyük? Niçin aklında dertleri sıralayıp sıralayıp duruyorsun? Yoksa yükün Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan daha mı ağır? Sana verilen vazifeler, sana verilen kulluk vazifesi, ibadet neşvesi senin dertlerinden daha mı geride? Gel aldanma yalan dünyaya ve bırakma kendini şeytana, vesveseye bırakma kendini. Bismillah de yeniden diril, sözlerin gönlüne kuvvet verir, gönlün sözlerine kuvvet verir. Bu ikisi arasında Cenab-ı Hakk'ın neşesi, neşvesi, aşkı, iştiyakı yoksa elbette ki dünyanın kuru telaşı oyalanması olacaktır. Aldanma, aldanma dünyaya ki seni bir gün kovacak o dünya. Yanında bu övündüğün malın melalin olmayacak, etrafın çevren şanın şöhretin olmayacak, etrafında evladı iyalin de olmayacak, etrafında seni sevenlerden bir tanesi kalmayacak. Sadece Allah için aldığın nefeslerin sana can olacak, Allah için attığın adımların yolunda sıratı geçmeye yardım edecek, Allah için yaktığın o gönlün sana kabirde aydınlık olacak.'' Cenabı Hakk'ı anlatmak için koşturman mahşer telaşını yenecek. Eğer sana verilen imkanlar senden önceki yüzyıllarda gelenlere verilseydi, bir evliya gibi, bir veli gibi her yere ulaşma adına kullanırdı. Sen şimdi sana verilen imkanları sadece nefsin hevesi adına bir adım bir yol biliyorsan zaten aldanmışsın demektir. Bu kadar aldanmışlık içerisinde bu kadar dünyanın peşinde koşturma içerisinde aynı zamanda gönlünde ahiret neşesini, neşvesini mi duymak istiyorsun? İki sevginin aynı kalbe verilmediği bir dünyada bu nasıl olacak? Dünyaya insan kalben bağlanmamalı. Yarın ölecek gibi ahirete çalışmalı. Ama hiç ölmeyecek gibi de dünyaya çalışmalı. Nasıl olacak? İşte bu dengeyi sünnet-i seniyeye vararak öğrenirsin. Kur'an'ın sıratı müstakim diye anlattığı çizgiye vararak öğrenirsin. Kendi okudukların, kendi bildiklerin, kendi sezgilerin. Eğer ki 60 yıl sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği daha ilk noktaya geliyorsa neden şimdiye kadar ömrümü iyi kullanmadım diye elbette eyvah üstüne eyvah çekeceksin. Gel şimdi aldanmayalım. Dertlerin yüzüne, dünyanın yüzüne, Hazreti Allah'ı söyleyelim. Onlara da yolun yolculuğun adabını öğretelim. Bize yol vermeyen dağlardan şikayet etmeyelim. Dağların yol sorduğu insan olalım. İnsanlık makamında bütün dünyanın bizi kabul edeceğini bilerek insan olalım. Kendimize ait bir şeyi çalım satarak anlatmak değil. Hazreti Allah'ın sanatı karşısında, onun hikmetleri karşısında, onun kader içerisine gizlemiş olduğu esması karşısında aşka iştiyaka gelerek sözlerimize ayrı bir güzellik katalım. Yeniden dirilme vaktidir. Güneş bile her gün yeniden doğarken insan elbette her gün yeniden dirilmelidir. Ben kendime nasihat etmekten yoruldum cümleleri bir mümin cümlesi değildir. Biz beş vakit namazla alnımızı secdeye koyuyor. Ya Rab yine koştum sana geldim diyoruz. İşte beşin yanına teheccüd gerekiyor evvabin gerekiyor, kuşluk gerekiyor. Onun yanında insanlarla ilgilenmek gerekiyor. Boş bir zaman bırakmamak gerekiyor ki şeytana o saflara girecek bir boşluk kalmamış olsun. Bir iman neşvesiyle, bir Allah sedasıyla doldur gönlünü. Alnını koy secdeye ben geldim ya Rabbi de. Yeniden dirilme vaktidir de. Kime ne faydam olabilir diye etrafındaki insanları bir kontrol et. Onlardan bir tanesi senin bir sesine, bir selamına muhtaçtır belki de. Cenab-ı Hak onun gönlüne giden güzel yolları belki de önce senin kaderine bağlamıştır. Nereden bileceksin? Gönül dualarını ederken büyük zatların ettiği büyük dualarla, büyük himmetlerle gönlünü bütün insanlara vakfederek dua et. Ve de ki, Ya Rab gönlümüzü, gönülleri mesrur eyle. Bütün dünyanın seni tanıması adına dualarımı da bir basamak kabul eyle. Bana ihlası nasip eyle. İhlasta daim kalmayı nasip eyle. Dünyaya aldananlardan değil, bir adımda binlerce yolu kat edenlerden eyle. İşte büyük rüyalar görme vakti dostum, büyük dualar etme vakti. Dert ve çilenin lezzetini sen rahat döneminde bulamazsın sıkıntılı anlarınızı duaya fırsat bilin buyruluyor. İşte demek ki Cenab-ı Hak hüzünlü kalpleri çok seviyor, onlara nazar ediyor. Onlar bu dünyaya aldanmazlar, dünyaya taparcasına dünyanın peşinde koşmazlar. Onlar denge insanlarıdır. Onlar bütün insanlık adına ciddi bir basamak, ciddi bir menzil, ciddi bir adımdırlar ve bunun farkındadırlar. Farkında olmak dünyanın en güzel şeyidir. İnsan gecenin farkındaysa kalkar teheccüd teheccüd Rabbini söyler. İnsan sabaha uyanma nimetinin farkındaysa bugün Rabbimi nasıl anlatabilirim der. İnsan etrafındaki insanların farkındaysa Cenab-ı Hak beni bunların arasında yarattıysa demek ki bunlarla bir şey konuşmam lazım der. Ve insan söz söylemenin, gönül taşımanın farkındaysa Allah'tan ötesini söylemez, Allah'tan ötesini dilemez. Allah'tan ötesini özlemez. Kalbine uğrayan yalancı hüzünler, hoyrat rüzgarlar olabilir elbette. Ama insan bunlara dur demesini bilir. Bir ezanda, bir namazda, bir secdede dur demesini bilir ve gönlü açılması gereken ummanlara açar. Cenabı Hakk'ı söyler. Rabia adeviyelerin teheccüde kalkışı gibi kalk ya Rabia, gelinlerin süsü geldi, erenlerin düğünü başlıyor kalk ya Rabia sedalarıyla uyanırlar. Uyanırlar da gönül teheccüdlerine dünyanın kirinden, pasından, gecesinden, karanlığından uyanmış olurlar. Uyanırlar da büyük bir rahmet sağınağında kendilerini bulurlar. Dervişlerin yüreklerinde söyledikleri hu gibi, gariplerin en yalnız zamanlarında dedikleri Allah gibi, her an, her dakika, her saniye yolun ve yolculuğun neşvesini duyarak uyanırlar. Dünya hayatı bir uykudur. İnsan ölünce ondan uyanır buyuruluyor ya. İşte ölmeden evvel ölmek Cenabı Hakk'ın aşkına, Cenabı Hakk'ın sevdasına uyanmak demektir. Binlerce yıl hasta kalmış da inleyenler gibi, binlerce yıl yetim kalmış da arayanlar gibi, binlerce yıl aşık olmuş da feryat edenler gibi, binlerce yıl yol yürümüş de kırık asası, yırtık urbasıyla azı yok dervişler gibi kabri hissederek, kabir karanlığını duyarak Allah derler ve bütün insanlığın bu dünyada kabir karanlığını yaşadığını hissederek Allah derler. Ey Rab, kerim oluşuna, rahmetin sahibi oluşuna inanarak, iman ederek senden seni istiyoruz derler. İşte böyledir uyanmak. Gel bugün yeniden dirilme adına bir söz verelim. Bizi duyan Cenabı Hakk'ı hissederek, Cenabı Hakk'ı bilerek, Cenabı Hakk'a zikrimizi söyleyerek, namazımızla, niyazımızla bir kere daha dirilme adına söz verelim. Dertlerin yüzüne Cenabı Hakk'ı söylemek sabırdan öte şükre varmak demektir. Gelin kendi adımıza dirilme, başkalar adına da bir bahar mevsimi gibi bir kurtuluş mevsimi gibi, bir bahar ve bir mahşer muştusu gibi inşallah bir yol ve basamak olur. Bunun farkında olalım. Cennetin özlediği insanlar vardır. Burada Cenabı Hakk'ın evliyası, asviyası vardır. Cenab-ı Hakk'a yakın olanlar mukarrabin vardır. Onlar kendilerini unutmuş insanlardır. Onlar Allah der ve başka bir şey hatırlamazlar. Onların dünya hesabı yoktur. Üç günlük dünyanın beş gün telaşesini onlarda bulamazsınız. Onların bir muradı vardır. O da Hazreti Allah'tır. Bana seni gerek seni diyen şairler gibi otururlar, kalkarlarda. Ya Rab, senden seni istiyorum derler. Ya Rab, beni sensiz eyleme ne olur derler. İşte bizlerde can tende iken, bu canda bu nefes var iken gelin Hazreti Allah'ı söyleyelim. Dünyanın neresinde olursak olalım bütün insanlık adına bir kurtuluş duası edelim ki peygamberin derdini, Uhud'daki gayretin, Bedir'deki mücadelenin, Hendek'teki sabrın ne için olduğunu anlamış olalım. Yollara düşen yakışıklı musapların, yollara düşen Muaz bin Cebellerin, kendinden geçen Bilal-i Habeşilerin, Ebu Bekir-i Sıddıkların, Ömer İbnül Hattabların, Osman bin Affanların, Ali bin Ebi Taliplerin derdini anlamış olalım. Gelin sahabeyle saf saf aynı yere geçelim de başka saflara Allah'ın izniyle geçmemiş olalım. Aramıza şeytanlar ahir zaman fitneleri girmiş olmasın. İnadına gönlümüzü açalım. Kendimizi unutarak bütün insanlığın imanı adına büyük dualar edelim. cenab Allah insana müthiş bir fazilet vermiştir. Onun hayaline, onun kalbine bütün dünyayı sığdırabilir. O bir sözüyle bütün insanlığa dua edebilir. O kendi kalbinde bütün insanlığın neşesini ve hüznünü duyabilir. İnsan böylesine işte mübarektir, böylesine faziletlidir. Yüce dağlar sizlerden yol isterken, yüce yüce dağlar sizlere yol sorarken küçük taşlara takılmak yola haksızlıktır, yolculuğa vefasızlıktır. Dünya hayatının ahiret menzili olduğunu unutmaktır. Dünyada bir yolcu olmak değil de dünyayı sahiplenmek gibidir. Bundan Allah'a sığınmak lazım. Kabre giden yolculuğumuz şimdi gençlikten geçiyor olabilir. Bir ihtiyarlığa uğrayacak olabilir. Ama biz bu dünyada kendimize bile malik değiliz. Elimizi açalım ve diyelim ki Ey her şeyin sahibi Hazreti Allah! Senden seni istiyoruz. Senden seni istiyoruz. Bize ve bütün insanlığa bunu nasip eyle diyelim inşallah arkadaşlar ve kendi hayatımızda kendi dünyamızda kalbimize uğrayan 3-5 hüzne yenik düşmeyelim. Allah kalbimize neşesini, neşvesini, imanın aşkı ihtiyakını duyursun da bulunduğumuz yerlerde, içinde bulunduğumuz sıkıntılarda inşallah onların içinde hapsolmaktan bizleri kurtarsın. Allah kalbimize inşirah versin. Allah yolumuzda ve yolculuğumuzda elimizden tutsun inşallah.